Bu videoda UEFA Avrupa Ligi'ni yeni formatıyla simüle edeceğiz. Biliyorsunuz Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Karabağ Azerbaycan'dan bu turnuvada yer alacak. O yüzden bu sezon UEFA Avrupa Ligi bizler için çok önemli. Aynı Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi Avrupa Ligi'nde de 36 takım yer alıyor. İlk 8 direkt son 16'ya gidecek. 9 ile 24 arası playoff oynayacaklar birbirleri arası ve kazanan 8 takım da son 16'yı tamamlayacak. 25 ile 36 arası bitiren takımlar tamamen elenecek. Konferans Ligi'ne düşmek yok. Şimdi şöyle bir tablo da hazırladım. Burada ben maçları tek tek simüle ettikten sonra her birinin skorunu not edeceğim. Çünkü biliyorsunuz kura acayip karışık. Her takım bambaşka 8 takıma karşı oynayacak. Bunu da bilgisayarla belirlediler zaten. Örneğin Fenerbahçe'nin oynayacağı 8 maçta Manchester United, Lyon, Athletic Bilbao gibi zorlu takımlar var. Galatasaray'ın kurası oldukça iyi. Tottenham hariç Ajax ve PAOK belki zorlar. Ardından Beşiktaş da Fenerbahçe gibi Lyon ve Bilbao'ya karşı oynayacak. Frankfurt zorlu bir takım. Ajax var Galatasaray'ın rakiplerinden. Malmö var. Ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin kurası da Ajax, Tottenham, Lyon, Olympiakos. Güçlü ekipler var. Yarısı zayıf, yarısı güçlü diyebiliriz. Şimdi simülasyona başlamadan önce kadroları mümkün olduğu kadar güncelledim. Galatasaray Osimhen'in gelişiyle birlikte 5-3-2 dizilişi ayarladım. Bilmiyorum gerçekte ne olacak ama bana bu mantıklı geldi oyunda. Beşiktaş'ın da güncel transferlerini yaptım. João Mario en son gelmişti. Burada Oxlade-Chamberlain OP'ye mi oldu? Bilmiyorum kullandığım yamadan dolayı. Çünkü bu yamayı Karabağ olsun diye kullanıyorum. Onların da yanılmıyorsam kadroları güncel. Merak edenler için videonun açıklamasına bir link koyarım yama için. Şimdi simülasyona Fenerbahçe ile başlayacağız. Oyunda ilk maç AZ Alkmaar'a karşı olmuş. İç saha ve deplasman da doğru olmayacak. Bunları ayarlayamıyorum ne yazık ki. Ve ilk maçtan 3 puan alarak başlıyoruz. Gördüğünüz gibi simülasyon sonrasında her maçın skorunu not edeceğim. Çünkü bunlar bize lazım. Sonrasında manuel olarak toplayacağız puan durumunu. İkinci maçta Athletic Bilbao'yu da yeniyoruz. Üçüncü maç Midland'a karşı ve bu maçtan da 3 puan alıyoruz. Dördüncü maçımızda rakip USG ve bu maçı da 3-0 kazanıyoruz. Beşinci maç rakip Slavia Prag ve bu maçta da ilk puan kaybımızı yaşıyoruz. Son anda puan almışız. Ardından Twente'yi 3-0 yeniyoruz ve son maçımızda Lyon'a karşı bu maçı da 2-0 alıyoruz. Ceko süperdi. Pardon, son maçımız değilmiş. Manchester United son maçımız ve onlara 3-0 kaybediyoruz. Böylelikle 19 puan toplayabildik Fenerbahçe ile. Manchester United'ın burada aldığı 20 puan önemli değil. Tek önemli olan bize karşı almış oldukları o 3-0'lık skor. Çünkü o maçı Manchester United'ın maçlarını simüle ederken simüle etmeyeceğiz. Fenerbahçe'ye karşı 3-0 galip geldi sayacağız. Şimdi puan cetvelinde Fenerbahçe bu 19 puanla liderliğe yerleşiyor. Sıra şimdi Galatasaray'da. Burada Helsinki'yi görüyorsunuz. RJK oyunda olmadığı için Helsinki onların yerini alacak. Ama Galatasaray'ın maçlarını simüle etmeden videomuzun sponsoru Football Team Game'den bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Football Team Game oynanışı bedava olan bir futbol menajerlik oyunu. Bu oyunda ben bir takım kurdum. G-Unit FC. Bu da bizim kadromuz. Eğer siz de Global S1 sunucusunda bir hesap oluşturursanız benim takımıma katılabilirsiniz. Aktif olmayan veya da kendini geliştirmeyen oyuncuları böyle takımdan atıyorum. 28 gün önce son girmiş. Güle güle can. Bu arada yeni bir oyuncumuz var. Ümit Şakar. Defans 110. Onu hemen ilk 11'e yerleştiriyorum. Metin Akbaş yeni bir oyuncu. Kendini geliştirmesi lazım. Sağ bek şimdi ona ait. Ligde durumumuz hiç iyi değil. En son 3 galibiyetimiz vardı. Hala 3 galibiyetimiz var. Arkadaşlar sabitlediğim yorumda link var. O linke tıklayarak bedava hesap oluşturabilirsiniz. Ek olarak bir link daha var. Yine bir kod listesi var. O kodları kullanırsanız da oyun içi 50 euro değerinde hediyeler elde edeceksiniz. Kodları kullanmak için de markete gidiyorsunuz. Kodlara tıklıyorsunuz. Kodu bu kutuya yapıştırıp ödülü al diyorsunuz. Football Team Game'e çok teşekkür ediyorum. Bayağı destek oldular. Videoyu izledikten sonra veya da durdurup şu an bir hesap oluşturursanız bana da çok faydası dokunur. Şimdi Galatasaray'ın maçlarını simüle etmeye başlayabiliriz. Cimbom'un da ilk rakibi AZ Alkmaar. Ve 2-1 AZ Alkmaar alıyor maçı. Osimhen atmış ama Fu Huan son anda atıp kazandırmış. Sürpriz bir başlangıç. İkinci maç Dinamo Kiev ve bu maçta 2-2 bitiyor. Üçüncü maçta garanti 3 puan lazım ve bu maçı alabiliyoruz 4-1. Ardından Elfsborg'u da 3-1 yeniyoruz. Osimhen yine atmış. Peşine Malmö'yü de aynı skorla yenebiliyoruz. Osimhen 2, Icardi 1. Sırada şimdi daha dişli bir takım var, PAOK. Ve bu maç 3-0 bitiyor. Şimdi en zorlu rakiplerden biri Ajax. Ve bu maçı da alıyoruz 2-1. Mertens, Icardi. Son maçımız Tottenham'a karşı iç sahada. Ve 1-1 bitiyor. Böylelikle Galatasaray lig aşamasında 17 puan toplayabiliyor. Puan tablomuzda güncellediğimizde ikinci sırada Galatasaray. Umarım 17 puan ilk 8 için yeterli olur. Şimdi üçüncü simülasyonumuz Karabağ ile olacak. Burada Olympiakos'un yer
yerini Panathinaikos'a verdim. Çünkü Olympiakos FC24'te yok. Panathinaikos 4 yıldızlı. Çok sırıtmasın diye onlar Olympiakos'u temsil edecekler. Karabağ'ın ilk rakibi Elfsborg. Bu arada Beşiktaş'ta Karabağ'dan sonra simüle edeceğiz. Karabağ ilk maçını 2-1 kazanıyor. Peşine FCSB ile 1-1 berabere kalıyor. Ardından Bodo Glimt'i 2-0 yeniyor. Ama 4. maçta Malmö'ye 3-1 kaybediyoruz. Ve peşine de Panathinaikos'a 4-1 mağlup oluyoruz. Ardından Lyon'a karşı beraberlik geliyor. Son dakikada kurtarmışız puanı. Ama peşine Tottenham bizi 5-2 yeniyor. Ve son maçımızda Ajax'a 1-0 kaybediyoruz. Ve toplamda da Karabağ'la ne yazık ki sadece 8 puan toplayabildik. Bu 8 puan bakalım playoff için yeterli olacak mı? Umarım yeter. Şimdi simülasyon sırası Beşiktaş'ta. Burada da Apoel'i görüyorsunuz. Çünkü FC24'te Maccabi Tel Aviv yok. Apoel onların yerine geçecek. Ve şimdi Beşiktaş ilk maçında FC Twente deplasmanına gidiyor. Ve bu maçı 2-1 kazanıyor. Ardından rakip Atletik Bilbao. Ve bu maç 1-1 bitiyor. Peşine Bodo Glimt'i 2-1 yeniyoruz. Ardından yine 2-1 bu kez Malmö'ye karşı. Immobile penaltı kaçırmış ama her maçta atıyor. Sırada Lyon var. Ve bu maçı da 3-1 alıyoruz. Peşine Apoel'le iç sahada 2-2 berabere kalıyoruz. Sırada Ajax deplasmanı var. Ve bu maçı 2-0 alıyoruz. Immobile yine penaltı kaçırmış. Ve son maçta iç sahada Frankfurt'a karşı 2-1 kaybediyoruz. Ve Galatasaray gibi Beşiktaş'ın da toplayabildiği puan 17. Galatasaray'ın averajı 10'du. Beşiktaş'ın 6. O yüzden Beşiktaş 3. sıraya yerleşiyor. Şimdi geriye kalan maçlar diğer takımların maçları. Ben simüle edip hepsini bu tabloda not edeceğim. Canınızı sıkmadan işte son puan cetveli 3, 2, 1... Tottenham lider bitiriyor. Frankfurt ikinci oluyor. Real Sociedad üçüncü oluyor. Ama daha da önemlisi arkadaşlar Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş direkt son 16'ya gidiyorlar. Çünkü ilk 8'de kalabildik. Ek olarak Karabağ'da aldığı 8 puanla playoff'ta bitirmeyi başardı. Tabloda tek galibiyet alamayan takım Union Saint-Gilloise oldu. Lyon büyük bir şok oldu arkadaşlar. Yalnızca 5 puanla 35. sırada bitirdiler. Bu RFS'nin de gerisinde. HJK'ydı burada ama Elfsborg'un da gerisinde. Ajax yalnızca 6 puan alabildi. PAOK playoff'a kalamadı. Roma ilk 8'de bitiremedi. Onların takımı çok sağlam. Bilbao da aynı şekilde. Bilbao'nun da takımı çok güzel ama 11 puan yalnızca toplayabildiler. Umarım hata yapmamışımdır. Kontrol etmek istiyorsanız arkadaşlar kameramı kapatayım. Tüm sonuçlar bu şekildeydi. Şimdi geldik playoff eşleşmelerine. Şampiyonlar Ligi videomda playoff eşleşmelerinin tam olarak nasıl olduğunu bilmiyordum. Ama burada görebiliyoruz arkadaşlar. Biraz detaylı görünse de Ülke Puanı kanalından Caner'e çok teşekkür ediyorum buradan. Çünkü o videomu izlemiş ve beni bilgilendirdi. Kendi kanalında da zaten formatı detaylı bir şekilde anlatıyor. Yani biz burada geri Karabağ'a gelecek olursak 22. bitiren Karabağ ya 11. bitiren ya da 12. bitiren takımla eşleşecek. Bu durumda ya Hoffenheim'la ya da Panathinaikos'la eşleşmiş olacak. Şimdi buraya takımları yerleştirdim. 21. bitiren de Anderlecht'ti. Evet görüyorsunuz Karabağ Olympiakos'la eşleşti. Hoffenheim'da Anderlecht'le eşleşmiş oldu. Şimdi turnuva ağacımızda Karabağ'ı ya ben buraya yerleştirebilirim ya da şuraya yerleştirebilirim. Şimdi benim burada emin olmadığım tek konu soldan sağa mı kura çekilecek her zaman? Bunu araştırdım biraz. Ne videolarda görebildim ne UEFA'nın kendi kural listesinde görebildim. O yüzden ben bunu soldan sağa yapacağım. Burada da bizim kura sistemimizde solda çıktığı için Karabağ onları ben sol taraftaki 21-22'ye yerleştireceğim. Rakipleri Panathinaikos da hemen yanlarına geliyor. Anderlecht de sağdaki 21-22'ye yerleştiğine göre Hoffenheim da hemen yanlarına geliyor. Bu sene artık yapay zeka patlama yaptığı için UEFA kura çekimleri de böyle kompleks oldu. O yüzden şimdi yarınız baygın bir halde izliyorsunuzdur. Canınızı sıkmadan ben tüm kuraları çekeceğim. Ve kura çekimini tamamladım. Her şey gördüğünüz şekilde oluştu. Burada enteresan eşleşmeler. Karabağ eğer ki Panathinaikos'u geçerse Galatasaray'la oynayacak. Fenerbahçe'nin kurası gayet iyi oldu. Apoel veya Malmö'den birisi gelecek. Ama ardından hani Manchester United'la eşleşme ihtimali var. Eğer ki ilerlerse çeyrek finale. Beşiktaş'ın rakibi FCSB ve Braga'dan birisi olacak. Peşine de görüyorsunuz tüm tabloyu ikinci bitiren Frankfurt var onların tarafında da. Dahasında da Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın yarı final oynama ihtimali var. Galatasaray'ın tarafında Roma var, Tottenham var, Porto var. Şimdi şöyle simülasyona soldan sağa doğru başlayacağım. İlk maç Bilbao Al Ayn olacak. Şimdi bu arada El Ayn ne alaka diyecekseniz Ludogorets de oyunda yok Bulgar takımı. El Ayn'de 3 yıldızlı bir takım. Oyundaki diğer takımlardan eşdeğerdir diye onları seçtim. Ve ilk maçın simülasyonu
eliminasyonu Bilbao 4-2 kazanıyor. Rövanş maçı da 0-0 bitiyor. Böylelikle Bilbao adını son 16'ya yazdırıyor. Rakibi Tottenham olacak. Sırada Victoria Pilsen Roma var. İlk maçı Victoria Pilsen kazanıyor ve rövanş maçını Roma 4-1 alıyor. Normal süre 2-1 bitince uzatmalara gitmiş. Dovbik ve Dybala atmış. Roma kazanmış. Bir sonraki turda şimdi Roma Porto ile eşleşecek. Şimdi sırada Karabağ Panathinaikos var. Galatasaray'ın rakibi olacak kazanan. Tekrar hatırlatayım, Panathinaikos burada Olympiakos oyunda olmadığı için var. Bu arada bu maçın hakemi Sena Gözüpak olmuş. Türk hakem Azerbaycan takımına, Yunan takıma karşı. İnşallah biz de ikinci maça bir Azeri hakem bekleriz. Yani lütfen Karabağ. 3-2 kaybettiler ilk maçı. Ve rövanş maçını da 3-1 kaybedince Karabağ burada elenmiş oluyor. Böylelikle Galatasaray'ın da son 16 rakibi Panathinaikos olmuş oluyor. Sıradaki eşleşme Lazio Rangers ve ilk maçı 1-0 Lazio alıyor. Rövanşı da kazanıyor İtalyanlar ve onlar da Real Sociedad'ın son 16 rakibi oluyor. Şimdi Fenerbahçe'nin son 16 rakibini öğreneceğiz. Apoel burada oyunda olmayan Maccabi Tel Aviv'i temsil ediyor. İlk maçı 2-2 bitiyor ve rövanş maçını Malmö alıyor. Böylelikle Fenerbahçe de son 16'da Malmö ile eşleşmiş oluyor. Sırada Anderlecht Hoffenheim var. İlk maçı 1-0 Hoffenheim alıyor. Rövanş maçında da turu Hoffenheim çok rahat bir şekilde alıyor. Onlar da son 16'da Manchester United ile oynayacaklar. Şimdi Beşiktaş'ın rakibini öğreneceğiz. İlk maçın kazananı Braga oluyor 3-2. İkinci maçı da Braga alıyor. Beşiktaş Portekiz'i çok sevdiği için oyunda gönlüne göre veriyor. Son 16'da rakip Braga. Son playoff eşleşmesi de Slavia Prag-Nice. İlk maç 2-2 bitiyor. Endombele gol atmış. Rövanş maçını da Slavia Prag kazanıyor. Yani neden bu kadar şaşırdım bilmiyorum da Slavia Prag Frankfurt'a rakip oluyor. Şimdi son 16 turunda bir sol bir sağ yapacağız. İlk Bilbao Tottenham, ardından Slavia Prag Frankfurt. Şimdi Tottenham Athletic Bilbao. İlk maçı Tottenham 2-1 kazanıyor. Ve rövanş maçı da 2-2 bitince ilk yarı finalistimiz Tottenham oluyor. Spence son anda atmış da takımını turlatmış. Lig aşamasının en başarılı takımı hala hayatta. Sırada Frankfurt Slavia Prag eşleşmesi. İlk maç 2-2 bitiyor ve ikinci maçta da gülen taraf Frankfurt oluyor. Şikiri son anda atıp da takımına turu getirmiş. Bu da demek oluyor ki eğer Beşiktaş şimdi Braga'yı geçerse çeyrek finalde rakibi Frankfurt olacak. Ama şimdi sırada Roma Porto var. İlk maçı Roma 2-1 kazanıyor. İkinci maçta da gülen taraf Roma oluyor. Roma şimdi çeyrek finalde Tottenham'a karşı oynayacak. Geçiyoruz şimdi Beşiktaş Braga eşleşmesine. Turun favorisi rahat bir şekilde biziz ve ilk maçı 2-0 kazanıyoruz. 2 golde Immobile'den gelmiş ve ikinci maçta 0-0 bitiyor. Böylelikle Beşiktaş çeyrek finale ilerleyen ilk takımımız oluyor. Şimdi sırada Panathinaikos Galatasaray eşleşmesi var. Burada Osimhen coştur bizi diyoruz ve ilk maç 3-1 bitiyor. Osimhen 2 gol atmış, beni duydu. Icardi de gol atmış. Panathinaikos'un golü Tete'den gelmemiş. Ve rövanş maçında 2-0 kazanıyoruz. Osimhen, Icardi, Galatasaray'la da çeyrek finale ilerliyoruz. Şimdi Manchester United Hoffenheim eşleşmesi ve ilk maç 0-0 bitiyor. Rövanş maçında Hoffenheim Manchester United'ı eleyebilir mi? Eleyemiyor. 2-0 Manchester United 10 kişi kalmalarına rağmen kazanmış. Ve şimdi Fenerbahçe Malmö'yü elediği takdirde Manchester United'a karşı oynayacak. Lig aşamasında yalnızca Manchester United yenmişti Fenerbahçe'yi. Ama onun öncesinde Galatasaray'ın çeyrek final rakibini belirlememiz lazım. İlk maçı Lazio 1-0 alıyor. İkinci maçı da Lazio alıyor. Bence sürpriz bir sonuç. Lazio Galatasaray'ın çeyrek finaldeki rakibi oluyor. Şimdi sıra Fenerbahçe Malmö turunda ve ilk maçı Malmö 2-1 kazanıyor. 2 şut 2 gol. Ama rövanş maçında 3-1'lik skorla Fenerbahçe turlamayı başarıyor. Orada hepimiz biraz tedirgin olduk. Fenerbahçe Manchester United'la eşleşiyor böylelikle çeyrek finalde. Şimdi yine bir sol bir sağ yapalım. İlk eşleşme Tottenham Roma. İlk maçı Roma alıyor 2-1. Bu Dovbik de iyi gol atıyor simülasyonda. Ve rövanş maçını yalnız Tottenham kazanıyor 3-1. Turlayan Tottenham oluyor. Dovbik yine atmış ama Tottenham ikinci yarıda 2 golle uzatmalara taşımış maçı. Pedro Porro da kazandırmış. Böylelikle ilk yarı finalistimiz de Tottenham oluyor. Galatasaray'ın olası rakibi. Ama şimdi sıra Beşiktaş Frankfurt'ta. Oyundaki reytinglere bakarsak Beşiktaş Frankfurt'tan daha iyi. İlk maçı da 2-1 kazanıyoruz. Ve rövanş maçı da 2-2 bittiğine göre Beşiktaş'ta adını yarı finale yazdıran ikinci takım oluyor. Bakalım şimdi aynı şeyi Galatasaray için de söyleyebilecek miyiz? İlk maçı Lazio 1-0 alıyor. Taktikte değişikliğe gidip Ziyeh'le Barış Alper'i oynatacağım. 3-5-2 ile bence tur gelecek.
ve Galatasaray 3-2 kaybediyor. Ben orada kadroyu 71'lik Yelert'in yerine 80'lik Ziyeh'le güçlendirmek istedim ama ne yazık ki olmadı. Galatasaray yarı final göremedi. Bakalım şimdi Fenerbahçe ile Manchester United'ı eleyebilecek miyiz? Bu da yine Fenerbahçe'nin en güçlü hali ve ilk maç 1-1 bitiyor. Rövanş maçını da Fenerbahçe kazanıyor 2-1. Fred atmış, ilk golde Dzeko atmış. Lig aşamasında hatırlarsanız 3-0 kaybetmişti Fenerbahçe Manchester United'a ama burada Beşiktaş'ın yarı finalde rakibi oluyor. Keşke bu tarafta da Galatasaray Lazio'yu geçebilseydi ama böyle bir şey ortaya çıktı. Her maçı kesinlikle objektif olma adına tek bir kere simüle ediyorum. Oyunda bizim takımlarımız oldukça güçlü. Hani gerçekte 200 milyonluk kadrolarımızla 50-60 milyonluk takımları bazen yenemesek de oyunda gayet iyi ilerleyebiliyoruz bu tarz videolar çektiğimde. Şimdi öncelikle Tottenham Lazio'yu simüle edeceğiz. İlk maçı Lazio alıyor 3-2. Abi bu Zaccagni de çok iyi simülasyonda. Ve ikinci maçta 2-2 bitiyor. Belki ben Lazio'yu küçümsedim ama ilk finalist Lazio oluyor. Burada şimdi bizim maçlarda haksızlık olmaması adına iki maçı da görsel olarak simüle edeceğiz. Birini Kadıköy'de, diğerini de İnönü'de. Ve bu çarkı çevirerek de ilk hangi takımın sahasında maç oynanacak onu belirleyeceğiz. İlk maç Kadıköy'de olacak. Bakalım gülen taraf Fenerbahçe mi yoksa Beşiktaş mı olacak? Ve maçın ilk fırsatını yakalayan taraf Beşiktaş oldu ama Immobile'nin şutu az farklı out'a gitti. Hemen peşine bu kez benzer pozisyonda Rashica Livakovic'i geçemedi. Ardından Osayi'nin de bu büyük hatasından da Jetson Fernandez yararlanamadı. Maçta pek varlık gösteremeyen Fenerbahçe 34. dakikada bulduğu ilk fırsatı Dzeko ile gole çevirmeyi başararak kendi evinde 1-0 öne geçti. Hemen ardından sahne tekrar Jetson'daydı ama bu kez de Portekizli oyuncu üst direği geçemedi ve ilk yarı 1-0 bitti. İkinci yarıya ilk yarının aksine hızlı başlayan taraf Fenerbahçe oldu ve Tadic bu fırsatta üst direğe takıldı. Topun çizgiyi geçtiğini düşünerek elini kaldırıp hakemden VAR'a gitmesini istedi ama maç devam etti. Fenerbahçe'de kısa süre sonra Edin Dzeko bulduğu bu fırsatta Mert Günok'u geçmeyi başaramadı. Mert peşine Fred'in bu şutunu da çıkarmayı başardı. Ardından Szymanski şansını denedi ama ilk anda Mert geçit vermese de devam eden pozisyonda bulduğu ikinci şansı çok rahat değerlendirerek 90. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı. Böylelikle Fenerbahçe Kadıköy'de rövanş maçı öncesi büyük bir fırsat elde etmiş oldu. Yalnız ikinci maça Beşiktaş kendi sahasında çok hızlı başladı. Maçın henüz 8. dakikasında Rafa'nın pasında Jetson Fernandez golü atarak durumu 1-0 yaptı. Ardından 38. dakikada Fenerbahçe savunmasında yaşanan bu kaosun peşine top Immobile'nin ayağında kalınca İtalyan gol durumu 2-0 yapmayı başarabildi. İlk yarıda bu skorla sonuçlandı. İkinci yarının hemen başlarında yine Jetson'un vuruşunda direğe çarpan topla siyah beyazlı taraftarlar yıkıldı. Ama Beşiktaş saldırmaya devam etti. Rafa Silva'nın vuruşunu Livakovic böyle kurtardı. Jose Mourinho ofansif anlamda üretken olamayan takımı için Dzeko En-Nesyri hamlesinde bulundu. Değişiklik sonrası Beşiktaş'ın bu kornerinde Livakovic inanılmaz bir kurtarışla takımını maçta tutmaya çalıştı. 67. dakikada Fenerbahçe bu pozisyonda tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı ama bu kez de uzayan adam Mert Günok oldu. 86. dakikada Amrabat'ın bu çabası sonrası Fred girdiği net fırsatı değerlendiremedi ve 90. dakikada Tadic'in bu ortasında uzak köşede Saint-Maximin'e Beşiktaş savunması izin vermeyince maç uzatmalara gitti. Uzatmaların ilk yarısına daha etkili başlayan Fenerbahçe kaleci Mert'i geçmeyi başaramadı ve ikinci uzatma yarısında hiç pozisyon olmayınca maç penaltılara kaldı. İnanılmaz heyecanlı bir an, iki tarafında penaltıcılarını görüyorsunuz. Bunu canlı sunacağım. João Mario ilk penaltıcı ve atıyor. Şimdi Fenerbahçe için Dušan Tadić geliyor ve Mert kurtarıyor. Sırada Abubakar var. Abubakar da atıyor. Tatar Uşağan'ı yazdığına bakmayın. Bu En-Nesyri, o da atıyor golünü. Yine Yaman'ın bir sorunu. Bu da Oxlade-Chamberlain. Ve o da atıyor. 3-1 Beşiktaş önde. Sırada Mert var. Mert Müldür. Mert Günok kurtarıyor adaşı. Şimdi Salih Uçan bu golü atarsa Beşiktaş'ı finale taşıyacak ve atıyor. Başarıyor bunu. Beşiktaş geri döndü kendi sahasında ve adını finale yazdırıyor Fenerbahçe'yi eleyerek. Finalin adı Beşiktaş Lazio. Ciro Immobile eski takımına karşı oynayacak. Ve final maçı için Athletic Bilbao'nun stadı San Mames'deyiz. Maça başlayan taraf Lazio. İlk tehlike Beşiktaş'tan. Soldan Rafa Silva pası Immobile'ye veriyor ama Immobile eski takım arkadaşını geçemiyor. Peşine Jetson Fernandez ceza sahası dışından
yokluyor ama Provodel için kolay bir kurtarış oluyor. Sonrasında Lazio'nun forveti Dia El Musrati'ye yaptığı bu faulde direkt kırmızı kart görerek 37. dakikada takımını 10 kişi bırakıyor. Artık Beşiktaş'ın kupayı kaldırması mutlak görünüyor. İkinci yarının başında Rafa Silva bu fırsatta Provodel'i geçemiyor. Yalnız 84. dakikada João Mário'nun topu kaptığı bu pozisyon hızlı bir kontra atağa dönüşüyor ve Rafa Silva'nın pasında beklenmedik bir isim Alex Oxlade-Chamberlain Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiriyor. Bakarsınız Ocak ayında listeye eklenir. He? Ve maçta başka gol olmayınca 90 dakika sonunda UEFA Avrupa Ligi'ni yeni formatıyla kazanan Beşiktaş oluyor. Arkadaşlar müthiş bir video oldu. Umarım gerçekten de temsilcilerimizden bir tanesi şampiyon olur. Bu videoyu da izlerseniz çok sevinirim. Like butonuna da basarsanız müthiş olur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.